Ve hocam tabii şu anda yine bizi ekranları başında izleyen ebeveynlerimiz var, annelerimiz var. Ve çocuklarımızın beslenme alışkanlığı. Hep hazır yiyorlar, hazır yemekten mutlu oluyorlar. Peki çocukların beslenme davranışlarını, alışkanlıklarını nasıl değiştirebiliriz? Evet, özellikle bu dönemde çocuklar daha çok fast food'a yöneliyorlar. Evet. Ellerinde maalesef tablet, bilgisayar, hareket, fiziksel aktivite anlamında bir şey olmuyor. Hareketsiz bir toplum hareketsiz olduk. Hareketsiz bir toplum olduk. Gerek minikler, gerek bizler. Evet. Bu şekilde çocuklar artık sevde yemeği yemiyorlar. Daha çok evde abur cubur atıştırmaya başladılar. Buradaki en önemli kural aslında ailenin bir arada yemek yemesi, yemek saatlerini oluşturması. Çünkü kimisi okuldan geliyor hemen yiyor, akşam yemeğinde ben tokum diyor. Kimisi çok geç geliyor işten. Herkesin belirli ortak bir saat belirleyip bu saatte yemeğin yenmesi çok daha doğru olacaktır. Genelde çocuklar sebzeyi sevmez. Sebze sevmiyoruz diye bana da çok başvuran annelerimiz oluyor. Bu noktada tatlı tatlı onlara böyle anlatıyorum işte faydalarını, vitaminlerini, etkilerini ve her hafta bir sebze denemelerini istiyorum. Örneğin diyorum bu hafta ıspanak haftamız. Annenden 3 kaşık ıspanak deneyeceksin. Eğer beğenmezsen evet ben bunu sana yazmayacağım. Ama her hafta yeni bir sebze keşfetmesini istiyorum ki bu sayede evet kiloyu verdikten sonra da sebze sevmeye başlıyor çocuklar. Veya çocuklarınızla birlikte hazırlamak bir şeyleri, örneğin bir salatayı, bir yemeği çocuklarınızla birlikte yapmak, çocuğun obezini keşfetmesi de çok önemli çünkü. Birlikte zevk alarak, keyif alarak yaptığınızda çok daha eğlenceli hale geldiği için çocuk kendi yaptığını yemek isteyecektir aslında. Ve en önemli rol model aslında anne baba. Anne baba ne yaparsa çocuklar da onu yapıyor. Eğer ebeveynlerden birinin sebze tüketimi yoksa veya özellikle babalar bu konuda biraz daha rol model oluyor çocuklara. İşte sebze yemiyorsa çocuklar direkt o şekilde etkilenerek ben de yemeyeceğim. Babam veya annem yemiyor diyor. İki ebeveyn de tabağını sebzesini alsın. En azından bir kişi yemiyorsa bile o sebze tabakta dursun ki çocukların en azından göz aşinalığı olsun. Arada abur cubur evet tabii ki çocuklar tüketmek isteyecektir. En azından bunun ev yapımı halini çocuklara sunarsak çok daha sağlıklı olacaktır. Ev yapımı kektir, ev yapımı börektir şeklinde ve çocuğu lütfen işte ödüllendirmeyelim. Ben seni hamburgerciye götüreceğim veya şu ödevini geçersen sana şu çikolatayı alacağım diye ödüllendirdiğinizde çocuklara aslında o paketli gıdaları daha da cazip hale getirmiş oluyoruz. Daha çok hani birlikte keyif alarak mutfakta yapabileceğiniz bir kurabiyedir, bir kektir, bir pastadır çok daha sağlıklı hale gelecektir. Tabii gün içinde de çocuklarımızı dışarıdaki Kesinlikle sevdiği bir spora yazdırabilirsiniz. Evet. Birlikte bir aktivite planlayabilirsiniz veya telefon tabletleri bıraktırıp kendi aile içerisinde bir oyun oynayabilirsiniz. Bunlar hepsi fiziksel aktivite anlamında arttıracaktır.